Ya televizyonları bir açıyorsunuz, aman Allah'ım, şiddet, 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 şiddet. Psikologlar ne diyor? Şiddet diyor, çocuklar şiddeti diyor iki şekilde öğrenir. Görerek ve yaşayarak. Biz sürekli çocuklarımıza şiddet görüntüleri sunuyoruz. Ne adına? Tıklanma adına, izlenme adına, reyting adına, kar maksimizasyonu adına biz her gün maalesef televizyonlarda bunu yapıyoruz. Ve bütün dünyada intihar görüntüleriyle intihar olayları arasında doğrudan bir korelasyon vardır. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü şiddet, intihar ve benzeri haberleri ve görüntüleri insanın ruh sağlığını bozucu faktör olarak nitelendiriyor. Geçen gün bir akşamda 3 ayrı dizide 3 ayrı intihar sahnesi vardı. Rütük başkanımıza dedim ki sevgili başkanım, bütün dünyada Dünya Sağlık Örgütü dahil bununla ilgili kod 5'i yayınladılar. Ya bir akşamda 3 ayrı dizide nasıl oluyor da 3 ayrı intihar sahnesi oluyor? Daha şiddeti saymıyorum bile. Psikologlar bize diyor ki şiddet görerek ve yaşayarak öğrenilir. Sabahtan akşama kadar siz televizyonlarda çocuklarımıza ne gösteriyorsunuz? Şiddet, 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 şiddet gösteriyorsunuz. Bunun adı habercilik değil, bunun adı değerli arkadaşlar sorumsuzluktur. Sosyal sorumluluğu üstlenmemektir bunun adı. Biz şiddetin bir sarmala dönüştüğü bir toplumsal yapı istemiyoruz. Medyanın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesini ve medyanın en azından ruh sağlığı açısından, en azından Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda yaptığı uyarıları dikkate almasını, izlenme oranları, tıklanma ve reyting uğruna toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyoruz ve istiyoruz. Bu konuda sorumlu olan kurulları da başta radyo, televizyon üst kurulu olmak üzere göreve davet ediyoruz. Çünkü bir gecede, 3 dizide, 3 intihar sahnesi olmaz arkadaşlar. İzlenme kaygısıyla dizisini izletmek için dizisinin reytingini akşamki işte prime time diyorlar ya, prime time'da izlenirlik oranım yüksek olsun diye kimsenin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atma hakkı bulunmamaktadır. Kendi iç ilişkiler sisteminde. Şimdi 2010'un sorunlarını da çözdük. Biz bugün 2000 ülkemizi bütün kalbimizle seviyoruz. İnsan olması için mücadele ediyor. Ve sevimiz milletimize aşık. Ve bütün ömrünü de ve bugün yine bu örneği verdim. Burada sizin dediklerim. Biz 70'ler